Herkese selamlar, güzel günler olsun inşallah. Dün ya da önceki gündü sanırım. Normalde biliyorsunuz bu hafta yakınımızın bir düğünü vardı. Görümcemin kızı evlendi. Çok güzeldi düğünü, her şeyi ve ben çekmiştim onları. Evde kına gecesi vlogu çekmiştim, onu koymuştum. Ama bir de düğün vlogu vardı ayrıca, onu da koymuştum. Sonra düşündüm, açıkçası ülke gündemi bu şekildeyken çok da içime sinmedi. Yani vlog bir süre durdu ve sonrasında sildim geri. Yani vlog koymak, vlogdan ziyade düğün vlogu koymak, hani böyle bir eğlenceli vlog koymak çok içime sinmedi açıkçası. Çünkü gerçekten sadece oradakiler değil, bütün ülke olarak içimiz yandı. Hala da yanıyor. Şimdi biraz önce televizyona bakıyorduk yani haberlerde. Ve hala söndürülemeyen, maalesef ki kontrol altına bile alınamayan yerler varmış. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Burada bile birkaç ilçede görünmüş. Hani ne kadar doğru, ne kadar şey bilmiyorum ama birkaç ilçede görülmüş ve anında tabii müdahale edilmiş, söndürülmüş. Yani ne diyeceğimi, ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşlar. Keşke elimizden bir şeyler gelebilse. Umarım en kısa zamanda bu yaralar sarılır. Tekrardan ülkemiz eski haline gelir, yeşillenir. Gerçi bu tabii ki çok uzun bir süreç gerektiriyor. Bir fidanın bile büyümesi ne kadar emek, ne kadar sabır, ne kadar zaman istiyor. Biliyorsunuz ki koca ormanlar yandı maalesef ki. Yani hayatta bir şekilde devam ediyor. Yine alışveriş yapıyoruz, yine gidiyoruz, yine işe gidiyoruz, yine çalışıyoruz. Ben yine dün çalıştım ve hala yine içeri giren müşteriler vardı. Eksiklerini almak için. Ben markete gittim eksiklerimi almak için çünkü hala tüketim halindeyiz. Yani hayat bir şekilde devam ediyor ve vloguma şimdi kaldığım yerden yine devam edeceğim inşallah. Bugün değil de artık bunu yarın atarım. Alışveriş vlogu olarak atacağım. Düğün vlogunda yani telefonumda da yer yok bir anlamda. Ya onu tamamen silmem gerekiyor ki silmeye de kıyamıyorum. O tamamen bir arşiv benim için. Aslında şeydi. Yüklediğimde bile telif geldiği için çünkü ben direkt düğün müzikleriyle yükledim. Telif geldi fakat yani o telifi umursamadım. Tamamen doğal olsun istedim. Çünkü bu tamamen ana amaçlı. İnanın hiçbir para kazanılmadı bu vlogdan. Öncekinden de öyle oldu. Ama ben bunu dediğim gibi sadece bir ana olsun diye ama böyle bir zamana denk gelmesini istemezdim. O yüzden de kaldırdım. Daha doğrusu erteledim. Sanırım bu vlogdan sonra yüklerim önümüzdeki günlerde. Her şey devam ediyor. Yani bu sonuçta ki bu düğün vlogu çok önceden çekilmişti. Bir hafta önceden çekilmişti. O zaman böyle bir şey yoktu ortada ve bir türlü zaman bulup editleyememiştim. Ben çünkü çalışıyorum da bir taraftan. Neyse böyle arkadaşlar bunu da dile getirmek istedim. İnşallah en kısa zamanda yangınlar söner. İnsanlara daha fazla can kaybı olmaz. Can kaybı, mal kaybı olmadan Allah'ım herkesin dertlerine devam versin. Ölen insanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine bol bol bolca sabırlar diliyorum. Yani böyle sözüm bittiği yer gerçekten hiçbir şey diyemiyorum. Aklıma da bir şey gelmiyor. Böyle durumlarda ben biraz böyle tutuluyorum. Öyle arkadaşlar. Neyse alışverişimize geçelim. Biz yine her zamanki gibi BİM'e 101'e uğradık. Birkaç markete uğradık geldik. Yine acil alışverişimizi yaptık böyle çok detaylı. Dediğim gibi zaten kafam çok yerinde değil. Bir de rahatsızlığım da var biraz. Ondan dolayı da çok bir şey almadan geldik. Yani şöyle BİM'den her zaman aldığımız bu bana özellikle bu dönemde yani çalıştığım için gerçekten kurtarıcı oluyor. Diyorsunuz ki bazen hazır gıda çok tüketiyorsun. Tüketmeyen yoktur herhalde şu devirde. Ya da onların tercihidir tüketmemek bilemeyeceğim. Ama ben bazen zorunlu olarak tüketmek zorundayım arkadaşlar. Neyse uzatmayın. Bir tane böyle BİM'den patates aldık. Her zaman aldığım 5,5 lira galiba fiyatı. Sonra yine her zaman aldığım şu soğan arkasından aldık. Bir tane de. Şöyle çocuklar bunu özellikle tostta Halya ve Doğa için bunu alıyorum. Benim ekmeğimden yine kalmamış. O sandviç ekmeği iyi oluyordu bana Çağdar'la. Ondan yine yoktu. 2 pakette bundan aldım. Bunun da fiyatı 3,95. Hem tostta hem de normal günlük yerken bunu seviyorlar. Her zamanki gibi şu benim her zaman aldığım yumuşatıcım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir kokusu var. Daha önce de söylemiştim size. O kadar kalıcı, o kadar güzel ki parfüm serisi diyor. Gerçekten böyle parfüm gibi kokuyor. Alıp deneyin gerçekten. Bir kere olsun deneyin.
Eminim ki hoşunuza gidecek. Sonra bir taneye şöyle Ali açmış bir tanesini biraz önce oyuncak etmiş. Bir tane şöyle oluklu sünger. Bunun fiyatını bilmiyorum ama dediğim gibi bazı şeyler fiyatı ne olursa olsun mecburen ihtiyaç olduğu için alınıyor. Sonra birinden başka şu turşu indirimdeydi. İndirimde değil yani zaten alacaktım. 3.95'e inmişti. Turşumuz bitti artık. En sonları erimişti bir iki. Onu da attık. Şöyle bir paket turşu aldım. Salataya malataya bazen seviyoruz. Bir tane yine dolapta bulunduruyorum ben bunu gene. Garnitür aldım. Yurdum garnitür. Bunun da fiyatı sanırım 5 küsür. O civarda bir şey. Sonra bir tane şöyle salatalık aldım. Bunun fiyatı 6.90 mıydı? Kilosu 7.90 mıydı? Çok emin değilim. İşte bu kadar ne kadar 6.95. Geldi bilmiyorum. 6.90 mı? 6.95. Sonra. Evet. Ve benim şu keklerden bunu da iş yerine dolabıma götüreyim dedim. Arada böyle çay saatlerinde bir şeyler canım istediği zaman. Bu da yine benim kekleri ama o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Bunu da alın deneyin. Mutlaka ki içinizde bilen vardır. Hem kakaolusu hem meyvelisi muhteşem. Top kek falan halt etmiş yani. Ve normalde ben tulum peynirini çok seviyorum ama bir türlü böyle damak tadıma uygun tulum peyniri gerçekten bulamadım. Yani almadığım, denemediğim market kalmamıştı. Bir kere iki kere öyle denk geldi ama onun da devamını bulamadık. Ve bime şöyle Şavak Gurme. Gurme diye bir tulum peyniri gelmiş. Sanki biraz daha bana yağlı gibi geldi böyle. Bilmiyorum tadına bakacağım. İnşallah güzeldir. Sizle de paylaşırım. Bunun da fiyatı 21.90'dı yanlış hatırlamıyorsam ama şeyi az 300 gramlıkmış. Yani kilosu 60 küsüre geliyor esasında. Sonra benim büyük kızımın kahvaltılarda çok sevdiği şu labnesi. Bu labnedir arkadaşlar. Gerçekten bir sürü markada denemişizdir. Ben çok yemem de Doğa çok yiyor. Yani hemen hemen içim, pınar, işte bir sürü yani hangisinde varsa torkusu her şeyi denedik. Ama bunda da en güzel yine Bim'inki gerçekten. Fiyatı da uygun 8.90. Aslında çok uygun değil ya. Gramajı az. Zam gelmiş hep bunlara. Öyle yine bir tane Bim'in sütünden aldık şöyle. Her zamanki klasik sütü. Fiyatını bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur. Benden iyi biliyorlar bazı takipçilerim valla. Sonra neye geçtik? Bir tane de şöyle her zamanki sosisinden aldım. Evde sosis aslında biraz vardı sanki de bir tane ekledim öyle. Sonra Şok'a gittik biz. Şok'tan şu peyniri almak istiyordum. Bunu daha önce yemiştik. Gerçekten hoşuma gitmişti. Tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir diye geçiyor. 600 gram. Ve bu da yine indirimdeydi. Normalde 21.90 olması lazım. 19.90'dı fiyatı. Bir tane de bundan aldım. Böyle klasik peyniri andırıyor tadı. Klasik peynir zaten. Ve bunu da bir arkadaşım önerdi. Normalde şimdiye kadar hiç mi hiç tavuk yani piliç kokteyl, piliç sosis almadık eve. İlk defa aldım. Özellikle Banvit'inkini arkadaşım önerdi ve Şok'ta buldum aldım bunu. Gerçekten çok güzel. Mutlaka bir dene dedi. Hadi bakalım dedik deneriz. Bir tane de böyle sosis aldık. Fiyatı da çok uygun tabii ki dana sosise göre. 8.90'dı ve gramajı da fazla. Bakalım. Ve sonra bir tane yine meyve suyu aldık. Şeyden Mis'ten. Mis'in meyve sularını da bu arada çok beğendik. Geçenlerde bir almıştık. Gayet güzel çıktı. Eşim de sevdi. Bir tane de hatta iki taneydi. Birini içmişler biraz önce. Bir de vişneli almıştık. Fiyatı ne kadardı canım? 5 lira mıydı? Hiç bakmadım. Bakmış. Benim kocam hiç bakmaz fiyatlara. Zengin adamın hali başka. Bakmaz. Neyse onu alacağız yani der. Doğru söylüyor ama onun ben bazen seni bakıyorum. Seni götürüyorum yanımda. Onun için beni götürüyorum. Bir tane de aldığımız kova yoğurdu. Bunun fiyatını da yine 16.90 mı? 17 mi? 17.90. 17.90 olmuş. Bakın 18 lira olmuş. Sonra bir tane... Şu buzlukları ayırsana canım. Buzları koyalım. Tamam canım. Bir tane Şok'tan aldık bunu da. Bunu Şok'tan aldık değil mi Murat? Şok'tan da aldık ya karışıyor ya. Yani Şok'tan yine bir tane şu cipsten almışız. Hatta bu da yine iki taneydi. Biraz önce gömdüler. Yer fıstıklı mısır çerezi. Bunun da fiyatı herhalde 2 lira falan. 2-2,5 galiba. Şu nadılardan aldık. Obanın yine. Bunun da fiyatı 1,5 lira. Sonra şunu ben yine çok seviyorum. Çizliviç. Bunu iş yerine yine götüreceğim. Orada seviyorum böyle arada yemeği. Normalde tanesine 2 küsürü alıyorum galiba ben bunun. Orada Çağdaş'tan alıyordum bazen. İşte böylelikle 4,5 lira Şok'ta. 3'lü paketi. Sonra bir tane Uludağ almış. Bunu hangi marketten aldık hatırlamıyorum. 5 lira mıydı Murat? 5 lira. 5 lira da bunun fiyatıydı.
Uludağ limonata. Şöyle misairin alt katta bir tane daha vardı. İçtim. Bu aralar nedense sıcaklardan mı neden olduğunu bilmiyorum. Tansiyonum düşüyor arkadaşlar. Normalde çıkardı bende arada. Şimdi düşmeye başladı böyle her gün değil ama ara ara böyle düşüyor. O yüzden tuzlardan hemen imdadıma evde bulundurayım dedim birkaç zaman. Sonra bunları da şoktan aldım bu arada. Ve şokta şey vardı belli bir tutar üzerine Domestos'tan indirimdeydi zaten de her zaman ihtiyaç 5 liraya aldım bunu da çok 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 ucuz bir fiyat hatta bir sürü şey vardı benim dedim Domestos işime yarar onu aldım Canım çok doldu. birden arkadaşlar bir tane şöyle simit aldım arada kızlar böyle kahvaltıda yesinler diye evde olduğunda kızların bu da Aslı Böreği'ymiş Aslı Böreği'nin şu marka Aslı Börek bizim burada var hatta mağazaları. Gerçekten bir sürü şey çok güzel çıkıyor. Hatta BİM'de ay bunu BİM'den mi aldım ya? Yalan olmasın. Ya BİM'den ya 101'den aldım. BİM'den miydi aşkım? BİM'den aldım. Tabii tabii BİM'den Güzel. aldım. Hatta soğuk baklavası var. Onu da çok güzel diyorlar. Bir gün onu deneyeceğim. Böyle fiyatı da 6 lira mıydı? 6 liraydı. Çok da uygundu. Tanesi 1,5 liraya geliyor. 4 tane varmış içinde. Bunu da deneyeceğim. Söylerim size inşallah. Ve 101'den bakın ne aldım. 101'e gitme nedenimiz bugün indirimde bir iki bir şey var. Şimdi göstereceğim. Ama bunu da alacaktık zaten. Biz bunu tatilde denemiştik. Tatil vlogunu seyredenler bilir. Burger yapmıştık bundan. Muhteşem olmuştu. Gerçekten dışarıda yediğiniz bu tavuk burgerler var ya McDonald's'ta falan. İnanın aynısı oldu. Arasına ketçap mayonez koydum. Iceberg koydum. Domates koyduk. Soğan koyduk. Hatta isteyen turşu falan da koyabilir. Duruma göre. Şimdi evde de bugün öyle yapacağız. Hatta normal ekmek arasında yapalım dedik. Çok lezzetli oluyor. Bundan aldım. Fiyatı da çok uygun. 18 liraydı. İçinde de 17,5. 17,5. 17,5'muş hatta. İçinde de 10 ya da 11 tane var arkadaşlar. Hem çok bereketli hem çok uygun hem de inanılmaz kurtarıcı ve lezzetli. Bunu kesinlikle deneyin. Bunu aldığımız içinde A101'de şu zeytin 11 liraya mı geldi canım? 11 liraya geldi. Aslında zeytinimiz vardı ama çok ucuzdu ve Marmara Birliği biz bu Daha kapaklı önce denemiştim. zeytinle daha önce denemiştik çok lezzetli o yüzden aldık. Yarım kiloluk 11 liraya geldi önce çok çok ucuz. Biliyorsunuz ya 101'de bazen işte 10 lira üzeri alışverişlere bazı şeyler indirim oluyor. Bu da öyle bir şeydi. Ve de yine şu salça 10 lira üzerine kaç liraydı Murat? Bu da 10,45 miydi? Ya 10,45 ya 10,90'dı. Yani inanılmaz ucuz çünkü 1200 grammış ve şöyle altı böyle çok sizi yanıltmasın da 1200 gramlıkmış. Burcu'nun salçaları da gayet güzel oluyor. Şeyden biliyorum. Daha önce ben de kullandım ve düğün zamanı görmeyeceğim bunu. Teneke teneke büyük büyük almıştı. Yemekleri gayet güzeldi yani. O da dedi çok güzel bir salça diye. Böyle 10,45'e almış olduk bunu da. İndirimli aldık yani bayağı bir. Ve kooperatife uğradık. Şöyle bir kooperatifin zeytinleri güzel oluyordu. Bir tane de oradan şöyle zeytin aldık arkadaşlar. Bunun da fiyatı bizim evde yine en çok tükenen şey zeytin ve sucuk. Hatta sucuk da almıştık. Onu biraz önce pişirip yediler. O kadar yani. Sucuk ve zeytin çok tüketiliyor. Bu da 900 grammış. Bunun da fiyatı 23 lira mıydı Murat? 21,90. 21 var. 21,90. O da gayet güzel ama şunun yerine tutmuyor. Yani bunu mutlaka alın. Çok güzel bir zeytin. Denedik yani. Sonra altın bekleri uğramıştık. Şöyle bir tane şey aldık. Islak mendil bitmişti. 2,95. Biz bunları işte banyoya falan koyuyoruz. O yüzden küçük bebeğe kullanmanız için çok çok da önemli değil. Hani böyle markası ya da işte bilmem ne alkali değeri. Böyle işimizi görüyor. Normalde Migros'tan alıyorduk ama Migros'a uğramadık. Sonra oraya da şey için gitmiştim. Şunun için gitmiştim. 16 lira. Bunun da fiyatı 16 lira. 15 lira 90 kuruştu. Mayonezimiz yoktu. Akşam işte o şeyi yapacağımız için mayoneze dedim gerekiyor. Böyle ikili mayonez aldık. Tatını da zaten mayonezine ketçabını da çok seviyoruz. Fiyatı da 16 liraydı böyle. Sonra kaşarımız bitmişti. Bir tane böyle aynız kaşar aldık. 21 lira. 600 gramlık 21,90'dı. 21 lira. İndirimdeydi bu da. Vallahi artık inanın indirimde hangisi ise tabii ki böyle bilmediğim markaları falan almam ama bildiğim, güvendiğim markalardan hangisi indirimdeyse onu almaya çalışıyorum. Artık marka takıntımız falan yok. Ya benim zaten hiçbir zaman olmadı. Güveneyim, bildiğim marka olsun. Güveneyim sonuçta gıdadır yani. O yüzden indirimde hangisi ise onu alıyorum valla. Çünkü gerçekten tabii ki Allah sağlık versin inşallah. Gerçekten şey çok pahalı arkadaşlar. O yüzden de yapacak bir şey yok.
Bir tane de şöyle, bir tane değil. Biraz da şöyle tuzlu fıstık aldık. Bunu da seviyoruz böyle. 10 liralık da tuzlu fıstık almışız. Bugünkü alışverişimiz de bu kadar. Allah'ım sağlıkla yememizi nasip etsin. Herkesin evine de çok 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 daha fazlasını versin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.